Herkese merhaba, ben Tuğçe Oluvar. Bugün sizlerle Mayıs ayı ajandası yapacağız. Aslında Mayıs ayı ajandası yerine sizlerle 6 gün yapacağız desek daha doğru olurdu. Umarım kanala Haziran ajandasından önce uğrayıp başka bir video atarım. Şu an çünkü cidden ayda bir gelip ajanda videosu atıp gidiyorum gibi bir şey oldu ama neyse. Bir saniye, buraya birazdan gelip tekrardan beni gömeriz ama konumuza geri dönelim şimdilik. Bu ajandanın temasını sizlerle beraber Instagram'dan seçtik. Ve en çok istenilen temayı tabii ki de seçmedim. O zaman çok mantıklı bir hareket olurdu. İlk istenileni seçeyim dedim. Kafam karıştı. Çok fazla güzel önerilerle geldiniz. Teşekkür ederim öneride bulunanlara. Ben de bunu mu yapsam, şunu mu yapsam, Allah'ım ne yapacağım, kafam karışıyor, hiçbir şey yapamayacağım falan derken dedim ilk öneriyi yapayım. Ve ilk önerilen tema olan çay temasını işlemeye karar verdim. Tamam, öneriden değil aslında. Karadenizliyim ya, böyle kan çekti. O da benim geldiğim yerden geliyor dedim. Bir de Mayıs ayı çay ve çay sevenleri kutlama ayı ya. Değil aslında ama olabilirmiş yani, neden olmasın, biz öyle demiş gibi devam edelim. İlk olarak giriş sayfamı tasarımıyla başlıyorum. Tasarımımı sayfama yapmayacağım, başka bir sayfa yapmaya karar verdim. Böyle başka bir defterden kopardığım kırık beyaz gibi bir sayfanın üstüne önceden yaptığım skeçi renklendirerek başlayacağım. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü ajandanın yapraklarının çok sarımtırak olmasından sıkıldım. Tasarım güzel durmayacağı için böyle beyaz bir sayfanın üstüne yapayım dedim. Bir dedim ki suyu özledim ya. Böyle koyacağım suyu, vereceğim koyuyu. Ya buruşmayacak, şey yapmayacak. Ya buruşacak, yırtılacak muhtemelen ama arkaya geçmeyecek en azından. Bunun önüne geçmiş olacağım için böyle bir ekstra sayfa davet etmek istedim bu videonun içine. Siz de ajandanızın renginden sıkıldıysanız, arkaya buruşup geçmesinden, kağıdın yıpranmasından, suyu kullanamamızdan daraldıysanız yeni bir sayfa açın ve oranın üstüne reklama bağlama.com. Bu sanırım geçmeyecek ya, yapıştı kaldı böyle. Böyle bir şeyden bahsederken kendi kullandığım bir üründen reklam veriyormuş kafasına girdiğim için sesim de reklamdaki sese kayıyor. Ama güncel olarak hiçbir reklam dinlemediğim için muhtemelen bu sesim böyle 10 sene önceki falan reklamlarda kalmış. Neyse. Temamız çay ama aslında daha çok şöyle bir şey. Çiçek yapmak istiyordum ben. Sonra çayı seçince çiçekli çay olsun dedim. Papatya çayı yapayım dedim. Böyle aslında çay fincanı gibi bir şey yapacağım. İçinde böyle çiçekler olacak. Tabii ki de girip Pinterest'ten ilhamın dibine kadar aldım. Öyle çok güzel böyle çay tabakları, fotoğrafları falan vardı. Onların birkaçından böyle hoşuma giden yerleri kolajlayıp kendi kafama göre karıştırıp renk tıklasında hoşuma gidecek bir şeye indirgeyip bu tasarımı yaptım. Yani bu tasarımı yaptım derken tabii ki de ben burada çizmeden önce sketch atıyorum. Bazen paylaşıyorum hatta onları Instagram'da, belki görmüşsünüzdür. Ki hani buraya boroslama gelip aha hadi bir çay çizeyim, ne kadar da güzel çizdim. Çünkü ben 3 boyutlu bir printer'ım, ne yapsam harika oluyor. Kafasında olmuyor tabii ki de, bunun bir araştırması, bir geliştirmesi, bir denemesi, yanılması. Genellikle bayağı bir yanılmalı. Böyle 1-2 sayfa çizerek, doodle yaparak videolardan önce alıştırma yaptım. Oluyor. Oluyor değil, hep oluyor. Hep oluyor, olmadı. Nerede yanlış yaptım? Şu an bulamıyorum. Bulamıyorum ama neyse. İlk olarak çayın, yani çay fincanının içini boyayarak başlıyorum. Burada bordo, açık kahverengi ve koyu kahverengi beraber kullandım. Kanalımı izlediyseniz daha önceden biliyorsunuz zaten, boyama yaparken bir renk gibi görünen bir şey boyuyorsunuz bile, ışıktan kaynaklanan birçok tonu olur o objenin içinde aslında, dikkat baktığınızda. Onun için olabildiğince tek renk kullanmadan, flat bir şekilde, düz bir boyama yapmadan birbirine yakın tonların o objenin içindeki gördüğünüz diğer renkleri de böyle ayırt edip onları da kullanmaya çalışın. Büyük oranda olmasa bile. Büyük oranda kullanacağınız tabii ki de esas gördüğünüz, ilk gördüğünüz, hani bu ne renktir dediğinizdeki sorunun cevabı olan renk olsun. Ama yanına başka renkler mutlaka ekleyin. Burada aslında ben bunların üstüne daha sonra çiçekleri beyaz kalemle falan çizebilirdim. Ama önceden attığım skeçe göre böyle yanlarını boş bırakarak ilerledim. Çünkü sayfanın rengini kullanmak istedim çiçek rengi olarak. Beyaz bir boyayla tekrardan boyamak istemedim. Bu arada fark ettiyseniz şey de yaptım. Böyle çiçeklerin altına ya da işte fincanın koyuda kalan yerlerine, gelecek yerlerine falan birazcık daha koyu renkler kullandım. İyice üç boyutlu görünsün diye. Sadece beyaz çiçekler olmasın diye de araya böyle mor, mavi, menekşemsi renkte birkaç minik çiçek de serpiştirdim. Siz bunu alternatif olarak çay istemiyorum, çay kim, köpek, kahveciyim ben diyorsanız, ki ben de kahveciyim, çay içtiğim neredeyse, çok sıkılmadıkça çay içmiyorum açıkçası. Ama kahve de yapabilirsiniz, ne bileyim içine böyle kahve çekirdekleri falan serpiştirebilirsiniz, bence o da güzel olabilir. Ama başka bir bence ayda zaten kahve temasını yapalım, hatta kahveyle boyayalım böyle. Dibine kadar kahve olsun, bütün ajandam kahve koksun, böyle güzel bir... Aa, iyi fikirmiş bak sürekli, çünkü konu bulmaya gelince daralıyorum, tıkanıyorum, ne konu yapacağımı bilemiyorum falan. Neyse ki siz varsınız da bir sürü fikir veriyorsunuz bana.
varsa hani Instagram kullanmayanınız mutlaka vardır içinizde. Onlar da aşağı yorumlara yazabilir. Fikriniz varsa Haziran ayı ajandası için Tuğçe'cim şunu yapsan da ne güzel olur falan diye. Çünkü fark ettiyseniz kanalda asla "Aa yaz gelmiş o zaman karpuz yapayım." Asla demiyorum, bak bir yere yapıyordum galiba öyle bir şey de. Son aylarda artık, aylar değil son yıllarda desem bile olur yani. İyice bozdum böyle, çok alakalı şeyler yapmaya çalışıyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü zaten Bullet Journal yapan başka kanallara baktığınızda, yabancılarda özellikle, temalar böyle içinde bulunduğumuz ortama mantıken ve sezona daha uygun oluyor. Ben de döndürüp döndürüp aynı şeyleri yapmak istemediğim için diğer insanlarla daha farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizin de hoşunuza gidiyordur herhalde diye düşünüyorum. Bayağı bir tornavida yükselmiştiniz çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Ay bu arada kanaldan tabii ki de altınım eksik kalmasın diye altınsız video yapmayayım. Hemen kendi doğum gününün altını gömdün. Tuğçe'cim Mayıs'ı unuttun demeyelim. Bak Mayıs'a da canım anneciğim doğmuş. O da güzel bir ay çünkü. Fincanların etrafındaki şeritleri altın boyamla attım ki altın kaleminiz varsa, benimki videodan önce fark ettim ki kullanmaya bitmiş. Düşünün nasıl uzak kalmışsam altın kalem bitmiş o derece. Başka bir alternatif olmadığı için fırçayla yaptım, biraz yamuk yumuk oldu ama kaleminiz varsa direkt kalemle yapın. Daha düzgün, daha muntazam olur. Genel olarak böyle fincanın sağı solda boş kalacağı için yani sadece çay yapmayayım böyle sanki bir fotoğraf karesiymiş gibi dursun dediğim için, bu İlham aldığı fotoğraflarda da buna benzer şeyler gördüğüm için birkaç tane böyle yaprak, çiçek dal, papatya dalları falan serpiştirmek istiyorum fincanın yanına ve böyle sanki bu fincan bir kitabın üstünde duruyormuş da güzel bir ilkbahar sabahından ya da akşamından ya da öğleninden ya da tüm gününden herhangi bir anından kopmuş bir kareymiş esintisi versin diye böyle yapmak istedim. Aslında estetik olarak nedense çok çekici geldi bana. Bilmiyorum, şu an bile böyle boyarken bayağı bir zevk alarak boyadım. Böyle bayağı yavaş yavaş. Normalde journal videolarımın böyle çekim çok daha hızlı ilerlerdi. Bu bayağı böyle sabahtan beri eğlenerek yapıyorum. İyi de geldi çünkü gerçekten video dışında oturup neredeyse hiçbir zaman çizim yapmıyorum. İşten ve başka yaptığım diğer aktivitelerden dolayı, aktivite demeyeyim de sanki çok yoğun bir hayatım varmış gibi, İş ve diğer iş kollarından dolayı açıkçası resim çizmeye hiç vaktim kalmadı. Hatta bugün özlemle böyle ağlamaklı gözlerle sketch defterime baktım. Çünkü chat ve sketch'i söyleyemiyordu, adını unutmuş. Çizim ve sohbetin yeni bölümü gelmesi gerekiyordu ki en son sanırım sizle onu çektikten sonra geçen yıldı sanırım. Yani tabii ki de geçen yıldı da bir yıl oldu galiba 12 ay babında. Açıp sanırım ya bir kez ya iki kez falan bir şeyler çizdim içine. O kadar koptum yani çizimden. Dijitalde pek yapmıyorum. YouTube bu açıdan iyi oluyor aslında, bana böyle hatırlatıyordu. Hani böyle bir şey vardı, seviyorsun da yap Tuğçe'cim daha sık falan diye. Umarım bir dediğim gibi yani bir sonraki ayın videosu Haziran'da değil de Haziran'dan önce böyle Mayıs'ın ortalarında artık bir normal video, çizim videosu, bir çizim ve sohbet videosu, bir dişler çizime giriş, bir sulu boya videosu, bir şeyler. Bir kız çizeyim ya, kız çizmeyi özledim resmen. Siz de özlediniz mi? İnşallah özlemişsinizdir. Bu arada fark ettiyseniz yaptıklarımı da bir yandan anlatmaya çalışıyorum. Bunu böyle çünkü yaptığını birazcık anlatsana falan gibi geri dönüşler aldım sizden. Ama sohbet etmek istiyorum, ama özledim çünkü böyle sizle konuşmayı. Onun için arada sürekli konudan kapı kopup çenem düşüyor. Ama şey, tiyo vermeye de çalışacağım minik minik. En azından dikkat edeceğim biraz daha. Gölgelerimi attıktan sonra fincanlarımın üstüne Unibull Signo'nun beyaz kalemiyle papatyalara böyle birazcık daha ışıltı vereceğim. Birazcık daha konturlarını, dış hatlarını belirginleştireceğim. Ama bu kalemi bilmiyorum, bir önce kullandığım daha böyle net beyazdı. Bu biraz sulu beyaz, böyle 3-4 kez üstünden geçmeyince beyaz etkisini göremiyorsun. Bunu Brezilya'dan aldım. O mu farklı, serisi mi farklı ya da benim beklentilerim geçtiğimiz zaman içinde yükseldi, bunu beğenmez burun kıvırır oldum bilmiyorum. Ondan sonra da tabii ki de pilot kalemimle, canım biricim, onsuz olmaz biliyorsunuz. Hafif gölgeler atıyorum ama böyle kontür çizgisi şeklinde değil de daha çok en koyu olmasını istediğim yerler ya da renklerin birbirinden daha net ayrılmasını istediğim yerlere ve böyle gölgelerin en belirgin düştüğü yerlere böyle kesik çizgisel böyle bir tonlamalar yapıyorum sadece. O da zaten benim işimi görecek etki yaratıyor. Bir de böyle hafif soluk, hafif böyle romantik bir, evet romantik, farkındayım, romantik bir çizim olduğu için çok da böyle siyah girip konturla böyle netleştirmek istemiyorum. Hafif o solukluğu, silikliği kalsın istiyorum çizimin. Bunun altına böyle minik bir not düşmek istedim. Mayıs falan yazmadık hiçbir yere diye. Dear May, please be nice yazdım. Yani ne demek oluyor? Ayağına derhal Mayıs, kendine gel. Sen Mayıs ya diyordu. Atar yapmış Mayıs'a ya. Neyse, minik notumu da yazdıktan sonra şu neredeyse hiç kullanmadığım minik renkli bantlarımın
Bu çay rengine uyanıyla sayfa iki köşesinden buraya bantlıyorum. Sonra bir kalemle şöyle altın sanki gölge şerit gibi şey çizmek istedim. Böyle yani çok büyük bir fark yaratmadı ama daha iyi oldu gibi. Bu noktada artık giriş sayfam tasarımının sonuna geldim. Ben gayet beğendim. Huzur veriyor bana açıkçası bu çizim. Papatya sevdiğim için de olabilir. Renkleri hoşuma gittiği için de olabilir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hemen geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfayı biliyorsunuz ben genel olarak büyük takvime ayırıyorum. Birkaç değişik deneme yaptım ama işe yaramayınca büyük takvimde takılı kalmaya karar verdim. Ama geçen ay yaptım. Geçen hafta diyor. Ne kadar iyimser. Geçen ay yaptığım şablonda böyle bir yere ayrı bir alan bırakmıştım. İşte oraya masu yani yapmam gereken şeyleri listeleyeyim. Daha sonra günleri belli olunca gidip kutucuklara yazarım diye ki çok hoşuma gitti. Onun için ona benzer bir şey yapacağım. Ama kanalda sürekli yenilik peşinde koştuğum için bu kez şablonu birazcık daha değiştirmek istedim. İlk olarak ayın genel takvimini çıkaracak şablonu atarak başlıyorum bebeğim cetvelimde ve beyaz kalemi kullanıyorum. Çünkü yüreklerim görünmediği halde ısrarla beyaz kalemi kullanıyorum. Yani şu ajandanın şu sayfa renklerini birazcık daha hani keyfini çıkartayım, birazcık daha avantajıma çevireyim istiyorum. Ama direkt beyaz böyle kullanmadıkça kalemle gerçekten çizilen şeyler çok net görünmüyor. Hele kameradan muhtemelen daha da görünmüyordur size. Yani siz onları orada varmış gibi yapıp ajanda yapımıza devam edebilirsiniz. Tüm şablonu çıkardıktan sonra sol alt köşedeki kısma artık bir Mayıs başlığı atmam gerekiyordu herhalde. Mayıs başlığı atmak istedim. Buraya böyle ortada May yazacak. Etrafında da sanki bir bu Mayıs yazısı bir çayın üstten görünümüne bakıyormuşçasına falan gibi böyle papatyalar hafif işte çay efekti. Çay yalnız ne kadar çok çay dedim. Çay teması yapmak da ilginçmiş ya neyse. Daha çok çay renk backgroundlı papatya teması gibi oldu ama neyse. Tam şey yapacaktım çünkü ya bitki yapayım, çiçek yapayım, dal yapayım falan dedim. Sonra sanki yapmışım dedim. Evet daha 2 ay önce yaptım. Ondan önce de zaten ilk ajanda videomda da yapmıştım. Dönüp dolaşıp sürekli bir bitki çiçek falan yapasım geliyor. Çekici geldiği için herhalde. Siz de aslında bir gün böyle çiçek çizimi, bitki çizimi falan videosu gibi bir şey yapabiliriz. Hani öğretecek, tutorial yapacak kadar bir bitki çizimi konusunda, yani botanik çizimler konusunda iyi değilim. Ama yapmak gerçekten çok hoşuma gidiyor. İster misiniz öyle bir şey? Nasıl olur? Olur mu? Sizin ilginizi çeker mi? Belki hatta workshop gibi yaparız. Hatta canlı yayın açıp yapalım mı? Öyle bir arada böyle bir esiyor ya diyorum hani canlı yayın açayım beraber çizelim falan diyorum. Ama sanırım öyle bir şey önden planlarsak sizle beraber böyle daha ilginç, daha güzel katılımlı olabilir. Olur mu ne dersiniz? Canlı tabii ki de bunda Instagram'da olacak yani başka platform varsa istediğiniz aslında onları da yazabilirsiniz. Bana bayağı böyle şey yazın çünkü insanlar ne ister, neye daha yatkın, hani sizin beklentiniz tam olarak ne? O konularda böyle kendi kendime tek başıma tam diktatör bir yönetim olduğu doğru bu kanalda ama arada sizin de fikirlerinizi duyayım. Dinlemeyebilirim ama duyma hoşuma gidiyor. Bana belirtirseniz sevinirim. Bu arada Mayıs ayına tabii ki de takvime düşmedim tam günü. Şu anda birinde bayağı bayram başlıyor değil mi? Hepinize şimdi de iyi bayramlar diliyorum. Bol şekerli baklavalı Allah kahretmesin şu an çok kıskandım. Baklavayı özledim. Annem de şey diyor, anneme söyledim baklava olsa keşke dedim. Sen sevmezsin ki baklava dedi. Vallahi sevmiyordum ama özledim şey güzel hani. Olabilitesi olması güzel zaten böyle. Ben yemesem bile orada olduğunu bilmek güzeldi. Şimdi orada bile olmayınca işte insanın canı daha çok çekiyor herhalde. Böyle ağzım suyu aktı. Bol baklavalı, bol şekerli, bol haçlıklı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz şahane bir bayram diliyorum. Ay bayram kahvaltıları, bayram günleri. Ay neyse iyi bayramlar ya. Bildiğin neşelip sonra da duygulanıyorum bayramdan bahsederken. İyi bayramlar diyeyim. Sonrasında da artık Mayıs gibi güzel bir ay ya. Yaz geliyor, tatil planları, okullar bitecek. Aa sınavlar yaklaşıyor. Sınavlara yaklaşanlara da başarılar diliyorum. Yaklaştım yoksa geçtim, geçmiş de olabilir. Yani şu an kendi akademik cetvelimde kaldığım için 10 yıl öncesinde sınav takvimi ne şekilde ilerliyor hiçbir fikrim yok ama biri mutlaka şu an bir yerlerde bir sınava giriyordur diyerekten. İyi sınavlar, başarılar diliyorum. Şeye döndü resmen ya, izlek köşesine döndü. Önceden böyle güzellik yarışmalarını çıkardı ya tek tek dileklerinizi söyleyin diye. Dünya barışı diliyorum. Kutuplar erimesin, hayvanlar ölmesin, bayramlar güzel geçsin, sınavlarda başarılar diye. Ben çok geride kaldım TV konusunda sanırım. Bilmiyorum açıp TV izlesem de daha kötü etkileneceğim, daha da beter hale geleceğim diye düşünüyorum ama bir sanki bir update lazımmış gibi geldi bana. Şimdi resmen Çarkıfelek zamanında kalmışım. Çarkıfelek bilen var mı içinizde? Ben o kadar yaşlı olamam diyorum kanaldaki. Bu arada Mayıs için planlarınız ne? Böyle tatile falan gidiyor musunuz? Güzel şeyler, gelişmeler var mı hayatınızda? Umarım güzel şeyler olacaktır. Mayıs ayında benim mesela neredeyse hiçbir planım yok. Sadece çalışacağım net bir şekilde böyle bir gezi, bir seyahat. Aa dur. Evet bir hafta sonu gezimiz vardı onu unuttum direkt. Direkt yalan ya. Antuca bir kez de bir söylediğin arkasına duruyor.
Kendi bozuyor sürekli. Sizin planlarınız ne? Söylesenize bana. Paylaşın. Merak ettim. Nedense böyle garip bir merak uyandı içimde. Heyecanlanayım böyle sizin yerinize falan. Gerçekten benim hayatım neredeyse hiç heyecanlı bir şey olmayacak. Genel olarak işe falan yöneleceğim. Belki Nisan ayında ah benim doğum günüm, istediğim yerde istediğim kadar tatlı yerim diye sapıtarak ben böyle bozduğum yeme düzenimi tekrardan geri kazanırım falan. Böyle minik hayallerim, hedeflerim falan var bakalım. Sizinkiler neler? Bu arada genel sayfanın sağına sonu tasarımını falan bitirdikten sonra bu ayların tarihlerinin rakamları okunmadığı için altlarına böyle pilot kalemle sanki gölge düşmüş gibi bir tur daha geçiyorum. Siz muhtemelen net göremiyorsunuz ama tam okunmuyordu, tam belli değildi. Siz de öyle tam okunmayıp belli olmayan yerlere böyle kaleminizle altından geçebilirsiniz. Hani tüm etrafından değil ki, sadece böyle gölge düşürmüş gibi bir etki yaratabilirsiniz. Benim hoşuma da gidiyor. Kötü de durmuyor yani. Çirkin durmayıp öne çıkartıyor. Bir gideri var kendince. Bu arada bu alttaki kısmı da az önce bahsettiğim gibi must do kısmı bıraktım. İşte bu yapmak zorunda olduğun, yap artık Tuğçe ne yapıyorsun, kendine gel, haddini bil kısmı gibi bir şey olacak. Buraya gidip böyle gün gün, ay ay, bilmiyorum, belki toplu bir şekilde yapmam gereken şeyleri yazacağım. Sonraki ay içinde en azından bir şey yapacaktım, neydi o, unuttum dediğimde bu bana böyle güzel bir hatırlatıcı oldu. Bayağı işime yaradı benim. Sizin işinize yarar diye düşünüyorum. Bu noktada bu sayfanın tasarımının sonuna geldim. Aslında şema çok hoşuma gitmedi. Beyaz çerçeve kullandığım için çok görünmüyor çünkü. O güzel kontrastı yakalayamadım tam. Ama tasarım hoş oldu. Meyyası da güzel oldu. Bu yandaki çiçek de güzel durdu falan. Genel olarak şablonu zaten içine full doldurduğum için bu sayfanın tasarımı çok fazla yoğun olmasını hiçbir zaman istemiyordum. O açıdan yetti bana yani aslında. Hemen geçiyorum bir sonraki sayfamıza. Buranın sol tarafıyla başlıyoruz. İlk önce tabii de burada habit tracker'ım olacak. Bazı şeyler çok değişken bazı şeyleri hiç değiştirmiyorum arkadaşlar. Hep bu sayfaya böyle bu tarafına habit tracker koyuyorum, otomatik pilottaymış gibi. Bu kez bir sürü değil de yani geçen haftanın neredeyse iki katı kadar bir alışkanlık takibi köşesim ayırdım. Konuşamadım. Alışkanlık takibi köşesi ayırdım. Birazcık daha fazlaştırdım. Onu da anlatayım size hemen nedenini. Genel olarak böyle hayatımın dengelerini değiştirmeye çalışıyorum. Ne bileyim, daha fazla kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorum. Daha fazla işte nefes egzersizi yapıp, daha fazla hani spor yapmak için değil de birazcık daha vücudumu dinleyerek birazcık daha spor yapmak istiyorum. Hani bu hayatımdaki dengeleri daha iyi kurmak istiyorum. Çünkü mesela aylardır buraya işte language kısmı bırakıyorum ve o kısmı neredeyse hiç çizmedim. Çünkü hiçbir zaman oturup dil çalışmıyorum ve çalışmadığım her gün beni kötü hissettirdiğini fark ettim. Bu ay onun için onu kaldırdım dememi bekliyor olabilirsiniz. Hayır, kaldırmadım. Ama kendi üstümdeki baskıyı birazcık daha azalttım açıkçası. Bundan sonra hani language'e bir tane, ne bileyim, Fransızca mı öğrenirim, Portekizce mi öğrenirim, o dilde bir tane şarkı dinlesem bile o gün birazcık böyle sözlerini izlesem, hani bir altyazı koyup bir şarkısını dinlesem, iki kelime öğrensem bile oraya tik koymaya karar verdim. Çünkü oturup bir saat boyunca harıl harıl test çözüp bu kutuyu doldurmanın anlamı bu olmamalı. Yani gerçekten minik de olsa bir şeyler yapıp bununla tatmin etmem lazım kendimi. Çünkü kendime aşırı yükleniyorum ve bu beni mutsuz ediyor. Hani kimse bana bir şey yap demezken o kadar çok görev ediniyorum ki kendi kendime içimden. Ve yapamayacağım kadar çok fazla görev edindiğim için yapamadığımda motivasyonum düşüyor. Yaptığım normal şeylerdeki hazım da azalıyor. Anladınız mı beni? Umarım anlamışsınızdır. Onun için hayatı dengelemek adına kendime böyle daha basit görevler vereyim. Her şeyi birazcık daha basitleştireyim istedim. Bu alışkanlıkların bazısı işte workout, eat clean. Bunları zaten biliyorsunuz işte. Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek, bunları artık vazgeçmiyorum. Yani gerçekten düzenli hale getirmeye çalışıyorum hayatımda. Her ne kadar getiremesem de şimdilik. Bir sonraki mesela breathe ekledim. Yani nefes alma. Böyle bana saatim arada hatırlatıyor. Nefes al diye. Nefes mi almıyordum yoksa birkaç dakikadır falan diye böyle panik oluyorum her seferinde. Oturup böyle en azından bir iki dakika boyunca nefes egzersizi yapmak istiyorum her gün. Çünkü gerçekten bir ara yapıyordum ve iyi geliyordu. Bir sonraki language değil ama dediğim gibi daha basitleştirilmiş bir şekilde, daha eğlenceli hale getirilmiş bir şekilde. Ondan sonrası Maya. Zaten düzenli olarak 3D animasyon aşamaları yapıyorum kişisel projem için. Burada olmasa beni zaten iyi hissettiriyor. Zaten olmasa bile yapacağım bir şey ama olmasa da güzel bir şey, araya karışsın. Sonraki read, daha düzenli kitap okumaya. Kitap olmasına da gerek yok. Article olur, bir tane biyografi, ne olursa olsun. Herhangi bir şey, sadece birazcık daha okuma alışkanlığımı tekrar kazanmak istiyorum kendime. Ondan sonrası social, zaten bu oluyordu. Hani bu daha insanlarla görüştüm, sosyal bir aktivite yaptım, evden dışarı çıktığım günler olacak. En alttaki de kontak diye bir şey ekledim. Bilmiyorum ne kadar işime yarar, ne kadar kullanırım. Buna böyle yani
çoğu sevgilimden uzak yaşadığım için tek iletişim aracım gerçekten internet. Ama insanları düşünüp yazmadığım için birçok insanla böyle aylarca konuşmadan geçirdiğimi fark ediyorum. Artık birazcık bunun önüne geçmek istiyorum. Her gün birisiyle en azından bir sosyal medya üstünden kontakta bulunmak istiyorum. Bunu siz de dahilsiniz bu arada. Yani birazcık daha insanlarla iletişim kurmak için kullanmak istiyorum. Bunu da kendime hatırlatma gereği duydum. Hem üzücü hem ne mutlu bir şey böyle bir gereksinimde bulunmam ama neyse. Bu şablonları beraber tuttum gördüğünüz gibi. Önden bu sarı çizgileri de eklemiştim ki şey için hani günleri karıştırmadan, yamutmadan gideyim diye. Noktalı ajandanız varsa ne güzel ki hiç böyle bir şeye ihtiyacınız yok. İşte her gün gidip mantığını biliyorsunuz zaten. Bunları yerine getirdiğimde her gün gidip o kutucuğun içini dolduracağım, çarpatacağım ya da işte başka renkle boyayacağım şeklinde. Neyse. Bu şablonun altında kalan kısmı ikiye bölüyorum aslında. Sol tarafa ekstradan böyle bu ilk sayfada kullandığım beyaz kağıttan bir tane kağıt pay yapıştırarak böyle bir alan bırakmak istedim. Sadece tarzı birazcık daha değişik olsun, renk gelsin diye. Bu tarafta aslında geçen ay ilk kez kullandığım ve çok hoşuma giden bir şey olacak. Accomplishment yani başarılar, yani başardıklarım, tamamladıklarım köşesi gibi bir şey. O ay yapmak istediğim şeyleri yazmıştım ve bana iyi motive oldu işte. Mesela 5 şey yapmıştım, 4'ünü ya da 3'ünü yerine getirdim ve iyi hissettim. Yani yetmişti, çok bir şey yazmadım, çok fazla bir sorunu yüklemedim. Ama kendime iyi gelecek ve yapmak gerçekten uzun sürede isteyip ertelediğim şeyleri yazmıştım. Bu ayda yapabileceğime inanıyordum ve yaptım. Bu ay içinde böyle bir köşe bıraktım ki burayı doldurup böyle ay içinde boş zamanım olduğunda ya da canım değişik bir şeyler yapmak istediğinde dönüp buradan böyle bir fikir alıp onları yerine getirmeye çalışacağım. Sağ taraftaki köşede aynı geçen ayda olduğu gibi mood tracker. Burada tek kelimeyle böyle daha çok genel ruh halimi özetlemek istiyorum. Hani günlük gibi değil aslında, çok farklı olan. Daha çok ne modda uyandım onu bir takip etmek istiyorum. Kelime kelime birazcık daha kendimi daha iyi anlamak, daha iyi dinlemek, yani ne oluyor falan diye. Kendimi resmen Kobay Farsi gözlemliyorum aslında. Yani bu ajandanın amacı şu an bu oldu. Bu sayfa gayet basit oldu ama benim hoşuma gitti. Yani renkleri çok hoşuma gitmedi ama şablon olarak hoşuma gitti açıkçası. Neyse çok da takılmıyoruz. Hemen geçiyorum bir yandaki sayfama. Burası benim geçen ayda aynı. Geçen ayki yaptığım şablon gerçekten hoşuma gitti. Doğum günüm diye güzel bir nokta atışlarını bulunmuşum. Aferin Switch'cim sana. Burası highlight of the month, yani ayın öne çıkanları olacak. Bu sayfa böyle bomboş bir sayfa olacağı için daha çok desen çiçek böcek yapmak istedim. Üst tarafa papatya demeti yaparak başlıyorum. Böyle bir tepeden asılmış, kurtulmaya bırakılmış papatyalar gibi. Hoş altlarına gölge düşsem birazcık daha çok boyutlu durabilirdi ama neyse uğraşmayacağım şu anda. Buranın kullanımını muhtemelen biliyorsunuzdur ama bilmeyen için hemen hızlıca söyleyeyim. Buraya her gün gidip tek bir cümleyle o günün özetini yapıyorum. Yani bir cümle olmasa iki üç cümleye de çıktı oluyor ama hani o gün gerçekten ne olduğunun daha pozitif şeylere odaklanarak, yani negatif olduğu da oluyor tabii ki de ama hani o günü gerçekten en remarkable, hayatta en iz bırakan ne olduysa o gün içinde onu yazıyorum oraya. Bu da bana düzenli günlük tutmaya geçen ay birazcık daha başladım. Tam düzen değil ama bir iki kez yazdım en azından. Onu oturtana kadar günlük gibi burada bu alışkanlığı getirmesi için ayırdığım bir köşe. Gerçekten geçen ay başladım ve işe yaradı. Günlük tutmak istiyorsanız ama alışkanlık kazanamıyorsanız tavsiye ederim, ya da günlük tutmak istemiyorsanız ama ya keşke ben de yazsam bir yerlere bir şeyleri diyorsanız böyle bir köşe bayağı işinize yarayabilir. Tek cümleyle olduğu için hani bu günlük ritüeli oturup yazma, işte dakikalarca, bazen hatta böyle saatleri bile süren de vardır belki, düşünüp yazan, yuvarlanıp mum yakıp oradan oraya koşup çay kahve yapıp falan ritüele dönüştüren bence çok güzel bir şey ama ben yapamam mesela. Bunu yapamıyorum ama yazsam da iyi olurdu. Çünkü her şeyi ben de unutuyorum diyorsanız ki ben her şeyi unutuyorum. İyi olur benim için yani. Ama sanırım bir sonraki aylarda, yani bu ayda artık görevini tamamlar. Sanki ben o günlüğe tamamen yönelirim gibi geliyor. Aslında günlüğe yöneliyorum ama bir de şey var tabii. Elimin altında 6 tane değişik defter olsun istemiyorum. İşte bir bullet journal'ım, sketch defterim, günlüğüm, işte ya planlayıcım, ajandam falan diye. Hepsini burada toplamak da işime geliyor bir açıdan. Ama bir gün hani bir yerlere sürekli taşındığımız için sürekli aklıma şey var, hani taşındığımızda 5 tane defter yerine gerçekten sadece günlüğümü yanıma alıp gitmek istiyorum. Çünkü ajandayı alıp sıfırdan tekrardan başlayabilirim yeni bir bullet journal, ama günlükte öyle bir şey olmuyor yani, hatıraları götürdüğün için yanında. Onun için günlüğün ayrı olması bir noktada benim için daha mantıklı. Ama taşınmayan hani yerleşik bir insansanız çok da fark etmiyorsa, istiyorsanız 18 tane ayrı defteriniz olsun, birinden birine coşarak da ilerleyin. Kafanız karışmıyorsa, benim günlükle ajanda arasında bile ne kadar çok yapılacak şey var falan diye kafam karışıyor.
Neyse, sayfanın alt sağ köşesine de böyle bir fincan çaya daha yakından bakıyormuşuz. Etkisi yarattım. Çay fincanı da konulabilirdi altına ama sayfayı daha fazla kaplamasın diye. Yani çay tabağı aslında, fincanı değil. Fincanı koydum zaten. Gerizekalı. Kendine ezdi. Tabağı da koyabilirdiniz. Ben bu şekilde bırakmaya karar verdim. Birazcık daha içimi açsın diye yaptım aslında bunu. Ve tatlı da oldu. Bu şeyin altına, papatyanın altına attığım gölgeler direkt 3 boyut etkisi veriyor. O çok güzel duruyor ya. Nasıl değiştiriyor direkt şeyi, çizimin etkisini, gerçekliğini, estetikliğini. Neyse. Aşık oldu. Bu noktada aslında bu sayfamızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sayfa şeritler çizilebilirdi aslında yamuk yazmak adı altına ama ben nasıl bir özgüvense çok düzgün yazacağıma inanaraktan bu şekilde şeritsiz bıraktım. Bu noktada aslında ajanda videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenirken öğrenip öğrenirken bunu söylemeyi çok özledim ya, hiç öğretici bir şey çekmediğim için artık söyleyemiyorum. Söylerim, bu kanal benim, diktatörüm ben. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ne düşündüğünüzü bana yazarsanız ve sonraki haller için önerinize bana önerinizi kendi kendini 2x aldı. Sonraki haller için önerinizi bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yaparsanız Instagram'da bana göndermeyi unutmayın. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. İyi bayramlar. Hoşçakalın.